videomuzda sizlerle birlikte Pinoy'u da LCD ekran modülünü kullanarak bir proje yapacağız. Projemizde LCD ekranda yazılar kaymaya başlayacak. Yani bir kayan yazı örneği yapacağız. Bunun için kullanmamız gereken malzemeler neler? Hemen onlara bakalım. Bir adet Pino kontrol kartı, LCD ekran, LCD ekran dönüştürücümüz, 9 voltluk pil ve pil şapkası, bir tane bağlantı kablosu, bilgisayarım ile Pino kartım arasındaki bağlantıyı yapmak için de USB kablosu. Hemen LCD ekran modülümüzü Pino kartımıza nasıl bağlıyorduk? Öncelikle bir onu hatırlayalım. Şöyle LCD ekran modülümüzün arkasında dönüştürücüye bağlamak için bir bölüm bulunmakta. GND bölümünü dönüştürücü kartımızın üzerindeki GND bölümüne, VCC'yi 5 volta, SDA'yı A4'e, SCL'yi de A5'e yani SDA ve SCL'ye gelecek şekilde eşleştireceğim. Bunu şu şekilde tutuyorum. Yine GND GND'ye, VCC 5 volta, SDA SDA, SCL'de SCL'ye gelecek şekilde taktım. Gördüğünüz gibi şu an dönüştürücümü LCD ekran modülüme taktım. Peki LCD ekranımı Pino kontrol kartıma nasıl bağlıyorum? LCD ekran modülümün üzerinde kırmızı beyaz bir etiket bulunmakta. Bu şu anlama geliyor. Pino kontrol kartı üzerindeki kırmızı beyaz yani 10 numaralı kapıya takabileceğimi anlıyorum. O zaman hemen bağlantı kablosu yardımıyla bağlantımı oluşturuyorum. Evet. Şimdi Pino kartımı bilgisayarıma bağlayacağım. Bunun için USB kablomu alıyorum. Bir ucunu bilgisayarıma, diğer ucunu da Pino kontrol kartıma takıyorum. Harika. Şu an bağlantı oluşturuldu. Bilgisayarımdan da Enblock programını açıyorum. Enblock programını açtıktan sonra Pino kartımı kodlayabilmem için Pino eklenti paketini indirmem gerekiyor. Bunu da birlikte yapalım. Uzantılar bölümüne giriyorum ve uzantıları yönet diyorum. Arama bölümüne Pino yazıyorum. Ve çıkan eklenti paketini indirerek indirme işlemini başlatıyorum. İndirme işlemi bittikten sonra çarpıya basarak kapatıyorum. Uzantılara geliyorum. Pino seçili mi? Evet seçili. Arduino'da seçili ama Arduino öyle bir işlemim olmayacağı için Arduino'yu kaldırıyorum. Kartlardan Arduino Nano seçili mi? Evet seçili. Şimdi bağlantımı oluşturabilirim. Bağlan, seri port deyip çıkan COM değerini seçiyorum. Bende COM 6 çıktı. Sizlerde COM 3, COM 5 gibi farklı değerler ya da birden fazla değer çıkabilir. Bu sizin Pino kartınızın bağlı olduğu portun ismi. Evet bağlantım oluştu. Bağlan deyip yeniden şimdi bir aygıt yazılım güncellemesi yapacağım. Aygıt yazılım güncellemesi de Enblock yazılımı ile Pino kartımızın haberleşmesini sağlıyor. Aynı zamanda eğer biz Pino kartımıza daha öncesinden bir işlem yaptıysak, bir kod yüklediysek o kodları silmemizi sağlamakta. Ya da diyelim ki bir proje yaptınız, kodlarından, bağlantısından, tasarımından, her şeyinden eminsiniz ama çalışmıyorsa hemen bir aygıt yazılım güncellemesi yapmanızı tavsiye ediyoruz. Evet, şu an güncellememizi de yaptık. Bir LCD ekranımıza yazı yazdıralım. Bakalım çalışıyor mu onu da test etmiş olalım. LCD ekranıma yazı yazdırmak için gerekli olan kod bloklarını robotlar bölümüne gidip buradan alacağım şimdi. Hemen şurada LCD ekranımızın kodları bulunmakta. LCD ekranımıza bir yazı yazdırmak için öncelikle Pino LCD hazırla kod bloğunu almamız gerekiyor. Daha sonra LCD ekranı ne yazdırmak istiyorsak Pino LCD yazdır diye olan kod bloğumuzu alıyoruz. Hemen şurayı küçültüyorum. Merhaba dünya yazan yere çift tıklayarak istediğinizi yazabilirsiniz. Bu arada LCD ekranımız 2 satır 16 tane sütundan oluşmakta. İstediğiniz satıra ve istediğiniz sütuna yazınızı yazmaya başlayabilirsiniz. Ama ben birinci satırın birinci sütununda direkt merhaba dünya yazdırmak istiyorum. LCD ekranımızın çalışıp çalışmadığını test etmek için Pino programını alıp içerisine yüklememiz gerekiyordu. Sağ tıklayıp Arduino'ya yükle diyorum. Tekrardan Arduino'ya yükle diyorum. Bir yükleme gerçekleşsin bakalım LCD ekranımızda merhaba dünya yazısı çıkacak mı? Çıktıktan sonra kayan yazı projemizi yaparız zaten. Bekliyorum şu an. Yükleme devam ederken kabloyu çekmiyoruz içinden. Şimdi yükleme gerçekleşecek birazdan. Evet, şu an yükleme gerçekleşti. Kapat diyorum. Şöyle merhaba dünya yazıyor. Şuradan da göstereyim. Görünüyordur umarım. Merhaba dünya yazısı yazıyor. Şu an birinci satırın birinci sütunundan yazmaya başladı. Şimdi biz sizinle ne yapacağız? Bu merhaba dünya yazısını ya da farklı bir yazıyı en son satırdan ben kayarak en başa doğru gelmesini isteyeceğim. Bunun için neler yapmamız gerekiyor?
Hemen bir konuşalım. Tekrardan bir bağlan diyorum ben. Ve aygıt yazılım güncellemesi yaparak bu merhaba dünya yazısının silinmesini istiyorum. Sonrasında algoritmamızı oluşturalım ve kayan yazı örneğini yapmaya başlayalım. O güncellemesini yaparken tekrar edelim. Bizim 2 tane satırımız bulunmaktaydı LCD ekranda. 16 tane de sütunumuz bulunmaktaydı. Şimdi biz 16. sütundan başlamasını istiyoruz yazımızın ve en baş satıra doğru, yani birinci satıra doğru kayarak, yani geri gelerek yazımız devam etsin istiyoruz. Sizler isterseniz benim yaptığım gibi değil de birinci sütundan başlayıp 16. sütuna doğru direkt düz bir şekilde kayarak da yapabilirsiniz. Hemen başlayalım yapmaya. Şurayı geri alıyorum. Şu bölümü küçülteyim. Tasarımla ilgili bir işlemim yok çünkü. Şu kodu da şöyle alalım. Şimdi bizim ilk olarak neler yapmamız gerekiyor bir düşünelim. İlk olarak LCD ekranımız hazırlanacak ve benim yazım 16. sütundan başlayıp 1. sütuna doğru kayarak gelecek. O zaman benim yazımın sürekli olarak değişen bir şeyi var. Neyi? Bu da sütun sayısı. Yani bulunduğu sütun, yani bulunduğu konum. Bizim için buradaki en çok değişen durum bu olduğu için, yani benim yazımın konumu olduğu için bir tane veri bölümünden bir tane değişken oluşturuyorum. Ona da ben konum diyorum. Benim şu anda konum diye bir değişkenim var. Bu konum değişkenimi ben 16 yapıyorum. 16 yapmamın sebebi nedir çocuklar? 16 yapmamın sebebi 16. sütundan başlamasını istemem. İsterseniz eğer 1. sütundan başlamasını istiyorsanız siz 1'e eşitleyebilirsiniz. Şimdi ben konumum 16 olsun dedim. Peki konumum 16 oldu. Ne yapacak? LCD ekrana yazdırma kod bloğunu şimdi alıyorum. Ve diyorum ki merhaba dünya yazmaya başla. Evet ama kaçıncı satırda? Satırım yine 1. satır olsun. Yani en üstten yazmaya başlasın. En üstten gelecek. Kolon olarak ise 16'yı seçmeyeceğim bu sefer. Benim buradaki kolon bölümüm, yani sütun bölümüm sürekli değişeceği için ben bir ne oluşturmuştum? Değişken, konum değişkenini. O zaman buraya sürekli değişecek olan değişkenimi şu şekilde veri bloktan konumu tutup sütun bölümüne yerleştiriyorum. Şimdi ne yaptık? Dedik ki LCD ekranıma yazıyı yazdır ama ne zaman, yani nereye? Kolonum kaçtaysa, yani benim değişkenim 16 ise 16'dan mı yaz, 15 ise 16'dan yaz dedik. Merhaba dünya mı? Evet ben merhaba dünya demek istiyorum. Ya da farklı bir şey yazmak istiyorsanız yazabilirsiniz çift tıklayarak. Evet şu anda benim konumum 16. sütun olduğu için 16. sütundan itibaren merhaba dünya yazmaya başlayacak. Şimdi bu işlemi yaparken bir saniye beklesin. Evet 16'dan başladı ve artık geriye doğru gelmesi gerekiyor. 16'dan 15'e, 15'ten 14'e, 13'ten 12'ye diyerek 0'a kadar, yani benim birinci bölümüme kadar, birinci sütunuma kadar bu işlem devam edecek. Benim bunun için konumumu artık her seferinde bir azaltmam gerekiyor. Bunun için de veri blok bölümüne geliyorum ve konumumu artır kodu var. Konumumu ben her seferinde bir azaltmak istediğim için -1 artır diyorum. Ve 1 saniyenin altına yerleştiriyorum. Her bir sütun geldiğinde önceki satırında temizlemesini istediğim için LCD ekranı temizle kod bloğunu aldım. Peki şuradaki kodları ne zamana kadar çalıştıracağız onu düşünelim. Yani merhaba dünya yazdı, her seferinde bir sütun azaltarak devam etmesini. Konumum, yani benim konumum 0 olana kadar ben bu işlemlerin tekrar etmesini istiyorum. O zaman kontrol bölümüne geliyorum ve buradaki olana kadar tekrarlı kod bloğunu alıyorum. Benim konumum 0'a eşit olana kadar konumum, veri bloktaki konumum, burayı elle yazmıyoruz çocuklar. 0'a eşit olana kadar şuradaki kodları yazdırıp bir sütun azaltma kodları 0 olana kadar devam etsin istiyorum. Ve şuradaki bölümü de sürekli olarak tekrar etmesini istediğim için sürekli içerisine alıyorum. Evet şimdi bir pino kartımızın içerisine kodları yükleyelim. Bakalım doğru çalışacak mı? Arduino'ya yükle diyorum. Bir yandan da tekrar etmiş olalım. Neler yaptık? LCD ekranı hazırlama kodunu aldık ve konumumuz sürekli değişeceği için yazının konumu 16 diye bir tane değişken oluşturduk. Ve dedik ki benim konumum 0 olana kadar LCD ekranımın 16. sütunundan itibaren yazı yazmaya başlasın. Yazı yazdıktan sonra her 1 saniyede bir benim konumum -1 azalsın. O zaman 16 ile başladı. 16'ya merhaba dünya yazdı. 1 saniye bekledi ve 15 oldu. 15 geldi. Konum 0'a eşit mi? Değil. 15 0'a eşit olmadığı için
yazmaya devam etti. Şöyle ben tekrar edelim kodlarımızı. Yazmaya devam etti. Eksi 1 azalttı. 14 oldu. 14 sıfıra eşit mi? Değil. Burası sıfıra eşit olana kadar benim yazma işlemim devam edecek. Kodlarımızı da içine attık. Evet, gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Merhaba dünya diyor. En sondan başladı. Şu an bu tarafa doğru, yani birinci sütuna doğru bu işlemleri yapmaya devam edecek. Evet. Gayet güzel. Yazdıktan sonra en baştan tekrar yaptı. Niye? Çünkü bu yazma işlemini sürekli yap dedik. Evet, şu anda bu videomuzda sizlerle birlikte LCD ekranı kullanarak bir tane kayan yazı uygulaması yaptık. Ve biz ne yaptık? En son sütundan en baştaki sütuna doğru tersten yazdırdık. O zaman sizlere minik bir görev vermiş olalım. Sizler de birinci sütundan başlayın ve en sondaki sütuna kadar kayarak yazı yapın. Ve yaptığınız bu uygulamayı bizlerle paylaşmayı unutmayın. İyi çalışmalar dilerim.